In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Merhaba efendim. Bir kez daha İngilizce mantık derslerimizde birlikteyiz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün mantık konuları içinde son derece önemli olan, aynı zamanda sadece mantık konusu değil, felsefi olarak da önemi olan, son derece hayati bir konuyu ele alacağız kavramlar üzerinden. Dolayısıyla hemen vakit kaybetmeden ekran paylaşımı yapalım ve buradan metnimizi görelim. Evet, metnimizde kaldığımız yer burasıydı. Buradan müsaadenize devam edelim. Şimdi değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bugün ele alacağımız konu gördüğünüz gibi deductive logic, inductive logic. Bu iki kavram. Bunların birbirleriyle olan ilişkisini ve keza bu iki kavram arasındaki farklılıklarda versus felsefede her zaman bir şey karşılaştırıldığında, karşılıklı olarak ele alındığında kullanılan bir kavramdır, versus kavramı. Deductive logic versus inductive logic. O halde bugünkü dersimizin konusu, şimdi gelin ve tüme varım konusudur. Mantığın İki önemli konusu olan tümden gelin ve tüme varım konusu. Her ikisi de bize bilgiye ulaşmada, ulaştığımız bilginin doğruluğu konusunda ne ölçüde garanti verdiklerini, ne ölçüde bilgiyi ama doğru bilgiyi bize sağladıklarını bugün kavramsal düzeyde ele alacağız. Dolayısıyla ister tümden gelim olsun, isterse tüme varım olsun, konumuz bilgi, bilgiye ulaşma ve bu bilginin doğruluğuyla ilgili. True or false'la ilgili bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu iki yöntemin bizi bilgiye nasıl ulaştırdığını, verdikleri bilginin ne ölçüde doğru olup olmadığını gözlemleyeceğiz ve okuyacağız. Özellikle felsefi gelenek açısından baktığımızda hiç kuşkusuz tümden gelim yöntemi Aristotelesçi burhani kıyasın en önemli kavramsal ifadesidir ve Aristoteles'ten ve Orta Çağ boyunca Hristiyan gelenek de buna dahil olmak üzere bilgi tümden gelim yöntemiyle elde edilmeye çalışılmıştır ve mantıklı olarak da az sonra göreceğimiz üzere önemli olan da bu tümden gelim yöntemidir. Ancak ne var ki özellikle deney ve tecrübeye dayalı, gözleme dayalı bilgi edinme yöntemi, özellikle empirist felsefe dediğimiz deneysel felsefenin gelişmesine bağlı olarak hemen hemen 17. yüzyıldan itibaren özellikle başlayan gelenekte bu konuda doğru bilginin ya da bilgi denilecek bilginin aslında tüme varım yoluyla deney ve tecrübeden hareketle elde edilen bilgi olduğuna ilişkin son derece önemli bir felsefi geleneğin ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bu aynı zamanda rasyonalistler dediğimiz akılcılar olarak tırnak içinde ifade ettiğimiz bir gelenektir. Bunlar için doğru bilgi deney ve gözlem yoluyla elde ettiğimiz bilgidir. Öyleyse tüme varım dediğimizde, inductive logic dediğimizde, burada aşağıda ana metinde de okuyacağımız üzere, deney ve tecrübe birinci derecede rol oynar. Deney, tecrübe ve gözlem. Bu üç önemli kavram, tüme varım söz konusu olduğunda vazgeçilmez sözcüklerdir. Demek ki biz deney yapacağız, deney sonuçlarını alacağız, tecrübe edineceğiz, gözlemde bulunacağız
ve bunların sonucunda biz bir bilgiye ulaşmış olacağız. Ve bu bilgi ne kadar doğrudur, bunu şimdi konuşuyoruz. Tabii bu konuda hemen dersin metnini okumaya geçmeden önce bu kavramların özellikle felsefi anlamda neye tekabül ettiğine dair bir mukaddime yapmam, bir girişte bulunmam ve temel bazı hususları sizinle paylaşmam zorunludur. Dolayısıyla deneysel, tecrübi ve gözleme dayalı bilgi edinme tavrı, biz buna induktif tavır diyoruz. Bu tavır, felsefi tavır, özellikle David Hume'dan itibaren kesin bir biçimde metafiziğe karşı net bir tavırdır. Burayı çok netleştirelim zihnimizde. Tüme varım yoluyla deney ve tecrübeyi esas alarak bilgi edinme konusu felsefi bir tavır olarak metafiziği dışlayan bir tavırdır. Bunu yazalım. Bu gelenek metafiziği dışlar. Çünkü metafizik gözlemlenebilir bir husus değildir. Onun için ortaçağ Hristiyan geleneği ve İslam Müslüman kelami gelenekte tüme varım meselesinin neden önemsendiğini buradan daha iyi anlamamız gerekir. Çünkü tüme varım yöntemiyle metafiziğe ait konuların ele alınması söz konusu değildir. Zaten bu geleneğin, bu felsefi tavrın giderek daha materyalist, daha pozitivist bir çizgiye evrileceğini de felsefi gelenekte görüyoruz. Bu bakımdan bir yönüyle metafiziğin dışlanmasına neden olan bu tüme varımsal bilgi edinme felsefi tavrı böyle bir empirist geleneğin, empirizmin efendim zuhuruna neden olduğu gibi aynı zamanda elde edilen bilginin ne ölçüde güvenilir, sahih ve doğru bir bilgi olduğuna ilişkin problemi de beraberinde getirdi. Yani birazdan konuşacağımız üzere tüme varımsal yönle ele alınan ve ulaşılan bir bilgi ne ölçüde doğru bir bilgidir? Biz mantık dersleri görüyoruz ve dolayısıyla Arapça mantık derslerimizde de konularla ilişkin hususları konuşmaya başladık. Artık birbirleriyle irtibatlandırmamız da gerekiyor. Bu bilgi ne derece sağlıklı ve sahih bir bilgidir? Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Ancak burada hemen bir hususun daha altını çizmek istiyorum müsaadenizle. O da şu, bizim geleneğimizde değerli izleyenler, tüme varımsal bu yönteme aynı zamanda şöyle ifade edelim, inductive logic, tüme varımsal yönteme istikra denir. Ve istikra fıkıh usulünün vazgeçilmez bir yoludur. Vazgeçilmez yöntemidir istikra. Tüme varım yöntemi istikradır ve fıkhi kıyasın, fıkhi efendim tüme varımsal çıkarımların temeli de budur. Fakat yine net olarak söyleyebiliriz ki fıkıh usulü geleneğimizin de bu konudaki temel yaklaşımlarını dikkate alarak söylüyorum. Her zaman gerek felsefi anlamda gerekse fıkıh usulündeki istikra anlamında tüme varımla elde edilen bilgi, şu bilgi hiçbir zaman kesin bilgi değildir. Kesin ve kat'i bilgi değildir. Bu itibarla birinci aralarındaki farkı belirlemek açısından eğer söylememiz gerekirse tümden gelimle elde ettiğimiz bilgi kesinken tümden gelim bize kesin burhani bir bilgi verir. %100 doğrudur. Yani kat'i bilgi diyoruz buna. Kat'i bilgi verir. Tüme varımla elde etmiş olduğumuz bilgiye gelince burada tüme varımla elde etmiş olduğumuz
Bilgi de sevgili izleyenler, elde ettiğimiz bilgi kesin değil. Ona biz teknik anlamda zanni bilgi diyoruz. Zanni bilgi verir. Peki, o halde kat'i bilgi ve zanni bilgi söz konusu olduğunda bir de nazari bilgi söz konusu oldu. Bunu Arapça mantık derslerinde de biraz ele aldık. Oradan da ilişkilendirerek dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bizim burada tam olarak bu üç kavramı biraz ele almamız ve üzerinde konuşmamız gerekecek. Bu durumda müsaadenizle şöyle yapalım. Yeni bir paylaşım yapalım. Bir tahta açalım. Bu tahta üzerinden biz efendim bu üç kavramı bir konuşalım. Sonra bunun üzerinden tekrar ana metne ve konuya dönelim. Şimdi bilgi söz konusu olduğunda bunun iki efendim unsuru söz konusudur. Kat'i bilgi, zanni bilgi. Bütün bizim kelam kaynaklarımızda, fıkıh usulü kaynaklarımızda, felsefe kaynaklarımızda, mantıkla ilgili kaynaklarda bilginin taksimatında temel husus budur. Kat'i bilgi, zanni bilgidir. Peki kat'i bilgi bize nasıl bir bilgi verir? %100 doğru bilgi verir. Bu %100 doğru bilginin bir diğer anlamı da yanlışlanamazdır. Demek ki kat'i bilgi %100 doğru bilgidir, yanlışlanamaz bilgidir. Peki zanni bilgi ne demektir? Şimdi burada bu zanni bilgi diğer bir adıyla nazari bilgidir. Yani çıkarımsal bilgidir. Bakın, çıkarımsal bilgidir. Tümevarımsal bilgi, istikrai bilgi, nazari çıkarımsal bilgidir. Dolayısıyla çıkarımsal bilgi olduğunda burada birkaç önemli hususu değerlendirmemiz gerekiyor. Bir, nazari ve zanni bilgi olduğunda burada bilgi değeri bakımından %100 olmadığına göre, yani bu zanni bilgi %99'dan %1 arasında, %99 ile %1 arasında uzun bir cetvelde yer alan bilgi düzeylerinden söz ediyoruz demektir. Öyle zanni bilgi vardır ki kat'i bilgiye çok yakın, %99'dur. Öyle de bir zanni bilgi vardır ki bu çok düşük derecededir ve neredeyse yanlışa çok yakındır. Bu durumda bilgimiz, bir konudaki veriler, bizim bilgimiz %50 bir durumla bizi karşıya karşıya koyduysa, yani eşdeğer doğru, eşdeğer yanlış olma ihtimaline açıksa, buna biz klasik bizim mantık geleneğinde şek denir. Bu bilgi şüphelidir, şektir, şüphelidir. Şüpheli bilgi diyoruz. Dolayısıyla bu bir şektir. Ama nazari bilginin altında. Ama biz bu A ve B şıkkının A %49'a düşer, B %51'e yükselirse buna işte zanni nazari bilgi deriz. Yani akıl yürüterek bir biçimde B'yi A'dan daha güvenilir, daha doğru bilgi düzeyine yükseltmiş oluruz. Dolayısıyla burada şunu söylemek istiyorum. Zanni bilgi her zaman %99 ile %1 arasındaki bir bilgiye, bu aradaki bir bilgiye tekabül ettiği için bu bilginin mantıksal olarak ve felsefi olarak özellikle fıkıh usulü kaynaklarımızdaki gördüğümüz en temel kavramı, tırnak içinde yazıyorum, daha kavramıdır.
daha doğru, daha isabetli, daha şöyle, daha doğruya yakın, daha bilmem ne şeklinde, daha ile, bizde more'la ifade ettiğimiz daha ile ifade edilir. Daha doğrudur denir. Ve bu her zaman %99 ile %1 arasında değişkenliğe tekabül eder. Ve bu zanni olan bilgi, nazari olan bilgi her türüyle bir tümevarın bilgisidir. Şimdi dikkat buyurunuz. O zaman bilgi tümelin bilgisidir. Bu son derece önemli bir kavramdır. Bilgi tümelin bilgisidir. Tümel nedir? Tümel hakikatin kendisidir. Yani tümelin dışında bir şey olmaz. Tümel hakikattir. Tümelin bilgisidir. Hakikattir. Dolayısıyla adından da anlaşılacağı üzere inductive logic dediğimizde ele aldığımız konu tümele bir varmanın yoludur. Tümele varma yollarıdır. Tümele varma yollarında bilgi değerleri tümele yaklaştıkça daha doğruya yaklaşmış olur. Daha doğruya yaklaşır, tümele yaklaşır. Daha doğruya yaklaşan bir tavır. Bu nedenle özellikle çağımızda meşhur Kurt Gödel'in Uncompleted Theory dediğimiz tamamlanmamışlık teorisi kesin olarak kanıtladı ki tümevarım kesin bilgi sağlamaz. Neden sağlamaz? Tümevarım kesin bilgi sağlamaz. Neden sağlamaz? Çünkü daha doğruya doğru ilişkin yaptığımız şunların her birerlerini bir gözlem sayalım, bir deney, bir tecrübe sayalım. Şöyle de yazalım. Gözlem, deney ve tecrübe sonlanmadığı için. Kurt Gödel'in en önemli teorisinin birinci basamağı budur. Bunlar hiçbir zaman tamamlanamaz. Çünkü deney sürüyor. Sürekli deneyler yapmak zorundayız. Deney tamamlanmadığı için tümelin bilgisine ulaşılamaz. Deney, örneğin önceleri mesela denirdi ki, beslenerek hayatta kalan canlıların bir şey yerken alt çeneleri hareket eder diye bir genelleme tümevarım yapılmış. Bütün beslenen canlılara bakılmış, alt çeneleri çalışıyor. Bu doğruluk timsahların üst çenesinin de çalıştığını görünce yanlışlandı. Ve bu da bize hem Kurt Gödel'in tamamlanmamışlık teorisini hem de Karl Popper'ın yanlışlama teorisini son derece önemli olarak önümüze koyar. Dolayısıyla Karl Popper der ki tümevarımda doğrulama imkansız olduğundan çünkü deney ve gözlem bitmiyor, tamamlanamıyor. Öyleyse yanlışlama önemlidir. Örneğin timsah örneği bizi yanlışladı. Tüm kuğular beyazdır dediğimizde bir siyah kuğu görünce o beyaz kuğuya ilişkin binlerce gözleminizin önemi kalmaz. Dolayısıyla tümevarım yönteminde şuraya yazalım. Doğrulama ve yanlışlama. Doğrulama deneylerin devamıyla sağlanır. Yanlışlama da bir farklı deneyin sonucuyla. Eğer tek bir yanlışlama sonuç aldığımızda doğrulamaya ilişkin binlerce almış olduğunuz sonuçtan daha önemlidir. Çünkü yanlışlama bize kesin yanlışı verir. Tümevarımsal bilginin kesin yanlış olduğunu verir. Kesinlik verir yanlışlama. Ama doğrulama kesinlik vermez. Daha iyi verir. Daha doğruyu, daha uygunu verir. Bilmiyorum anlatabildim mi? Dolayısıyla Kurt Gödel'in tekrar teorisine dönecek olursak, deneylerin tamamlanmamış olduğundan bir de deneyin objesi tamamlanmamış. Biz ne üzerinde deney yapıyoruz? Nesne üzerinde. Nesneler üzerinde deney yapıyoruz. Peki nesne dediğimiz ne? Evren.
Peki evren tamamlanmış, oluşumu bitmiş bir evren midir? Hayır. Hala büyüyor mu, gelişiyor mu? Hala yeni galaksiler, yeni vesaireler ortaya çıkıyor mu? Evet, çıkıyor. O zaman biz nihai bir şey söyleyemeyiz. Çünkü üzerinde bilgi edinmeye çalıştığımız malzeme oluşmaya devam ediyor. Tamamlanmamış. Tamamlanmamış evren modeli ve tamamlanmamış efendim gözlem ve tecrübe tümevarım açısından bize kesin ve sağlıklı bilgi vermez. Peki kesin ve sağlıklı bilgi vermez demek bunları değersiz kılar mı? Elbette hayır. Çünkü 1 ile 99 arasında değerli bilgiler verir. Onun için de kullanışlıdır ve uygulanabilir. Ve bize bir güven verir. Onun için David Hume der ki bize bunlar kesin sonuç vermez ama bir umut verir. Yani yapmış olduğumuz tüm tecrübeler ve deneyler bir sonraki deney ve tecrübenin de benzer bir sonucu vereceğine dair bize bir güvence verir, bize bir umut verir. Bu önemli bir şeydir. Onun için tümevarımsal yöntem bilgi edinme yöntemlerinde asla efendim göz ardı edilmeyecek bir husustur. Bütün bu bilgileri hem bakımdan tümevarımı tanıyalım diye vermeye çalıştım, hem de diğer taraftan efendim okuyacağımız metnin müellifi diyecek ki bu kitabın amacı tümevarım değil, biz tümden gelimde ilgileneceğiz diyecek ve bu bilgilere ihtiyaç olacağını düşündüm. Diğer taraftan da tümevarımı daha sağlıklı anlayabilmemiz için işte bu tümden gelimi daha sağlıklı anlayabilmemiz için tümevarımın ne olduğunu biraz daha detaylı bir biçimde ele almamız gerekiyor. Tabii biz bunları Arapça mantık derslerimize de ayrıca inceleyeceğiz. Tabii bu konuştuklarımız vesaire çok mukaddime, çok giriş düzeyinde konuşmalar. İleride kelam, fıkıh, usulü ve felsefe metinlerini okumaya başladığımızda inşallah ikinci düzeyde ya da üçüncü düzeylerde bunları çok detaylı olarak konuşacağız. Ve geleneğimizde özellikle fıkıh usulcülerinin ve kelamcıların, mantıkçıların bu meselelere ne kadar vukufiyetle, derinlikle ele aldıklarını da inşallah orada görmüş olacağız. O halde tümden gelim adı üzere tümelden geldiği için ve tümel hakikatin, bilginin kendisi olduğu için biz buna ne diyoruz? Kesin bilgi diyoruz, kat'i bilgi diyoruz. Ve bu kat'i bilgiler genel olarak işte mantıksal doğrular, değil mi? Mantığın temel ilkeleri, mantıksal doğrular. Bunlar a priori doğrular diye söylemiştik. Buna da a posteriori demiştik daha önceden de biliyorsunuz. Dolayısıyla mantıki doğrular, mütevatir haber doğruları, yani yanlışlanamayan haberlerin verdiği doğrular bunlar. Bir de bedihiyat dediğimiz, ayrıca işte a priorilerin içinde de değerlendirebileceğimiz bedihiyat dediğimiz, yani haklarında onların gerçekliğiyle ilgili bir bilgiye ihtiyaç duymadığımız şeylerdir. Kendi varlığımız, dışımızdaki dünyanın varlığı vesaire gibi bedihiyat dediğimiz hususların efendim bir bilgiye ihtiyaç duymayacak kadar açık, net, zaten bilinen, zaten bilinir olan hususlar olduğuna dikkatimizi çekmemiz gerekirse bunları söyleyebiliriz. Peki şimdi o zaman tekrar ana metnimize dönelim ve bu ana metnimiz üzerinden vermiş olduğum ya da vermeye çalıştığım bu bilgiler üzerinden okuyalım. Demek ki tümden gelim, deductive logic versus inductive logic, tümden gelime karşı tümevarım yöntemleri mantıkta önemli bir konuydu. Bu mukaddimeden sonra artık konuya geçebiliriz. Diyor ki, let us go back to the two arguments from the previous section. Daha önce üzerinde durduğumuz ve işlediğimiz bölümde ele aldığımız diyor, iki argümana yeniden dönecek olursak, bu iki argüman bizim için son derece önemli. Aşağıda göreceğiz. Two arguments daha önce ele almıştık. Bunlar A1, A2 örneklerimizdi. Şimdi burada bir tüme varım, bir tümden gelim örneği verecek.
Birincisi tümevarım bir örnektir. İkincisi de tümden gelim bir örnektir. Bu ikisinin üzerinden bize tümden gelim ile tümevarım arasındaki farkın mantıki açıdan, kavramsal olarak farkın ne olduğunu gösterecek ve sonra da işte bazı şeyler söyleyecek. Örneğin there is smoke bir sonuç cümlemizdi. Pardon, sonuç cümlemizdi. Öncülümüzdü. Bir duman var. There is smoke, bir duman var. O halde bu dumandan hareketle bir çıkarımda bulunuyoruz ve bir sonuç çıkarıyoruz. Therefore there is fire diyoruz. Ve burada bizi ilgilendiren husus şuydu ki, değerli izleyenler, dumanın bizim ateş çıkarımımıza neden olmasıydı. Bunu Arapça mantık, ya son dördüncü Arapça mantık dersindeki delalet bahsini de dinlerseniz eğer, bu konunun sizin zihninizde daha da netleşeceğine umut ediyorum. Dolayısıyla dumandan hareketle, dumanı gözlemleyerek ateşin olduğu çıkarımı bir tümevarım çıkarımıdır. Peki bu dumanın sonucunda ateş çıkarımı ne kadar doğru bir bilgidir? Aşağıda söyleyecek. İkinci örneğe gelelim. İkinci örnek çok farklı bir örnek. There were 20 people originally. Kesin olarak bizim elimizde ne var? 20 personel, 20 insan var, 20 kişi var elimizde ki bilgi bu. 20 kişinin mevcudiyeti. Bu tümel bir bilgidir başladığımız nokta. Kesin olarak biliyoruz ki 20 kişi vardı. Şimdi yine kesin olarak biliyoruz ki 19 kişi var şu anda da elimizde. There are 19 persons currently. Elimizde şu anda 19 kişi var. O halde matematiksel olarak bir kişinin kayıp olduğunu ne olarak söyleyebiliriz? Kesin olarak söyleyebiliriz. O halde şimdi burada bizim için son derece önemli bir hususun altını çizmemiz gerekiyor. Demin konuştuğumuz hususlar üzerinde. Dumandan ateşin olduğuna ilişkin çıkarımımız bu kesin değil, zannidir. Matematiksel olarak 20 kişiden elimizde şu anda 19 kişi varsa birinin kayıp olduğunu kesin olarak söyleriz. Şimdi bu iki çıkarım, ikisi de bir çıkarımdır. Bu iki çıkarım arasındaki temel fark nedir? Bilgi değeridir. Buraya dikkat edelim. Yani deductive logic ile inductive logic arasındaki en temel mesele bilgideki değer meselesidir. Bilgi değeri. Bilgi değeri derken neyi kastediyoruz? Değerli değersiz oluşu değil. Yani ahlaki manada değerli değersiz oluşu değil. Ya kesinlik ve zannilik meselesini. Yani ne ölçüde güvenilir olduğu meselesini konuşuyoruz. Şimdi buradan hareketle müellifin bize konuyu izah etmesini görelim. Nasıl izah ediyor? Diyor ki, there is an important difference between these two inferences. Bu iki çıkarım arasında son derece önemli bir fark var. Bu iki çıkarım arasında. Which şu açıdan ki, corresponds to a division of logic into two branches. Mantığın iki kola ayrılmasına bağlı olarak mantığın iki ana didaktif ve indaktif olarak iki ana kola ayrılmasıyla ilişkili olarak bu iki örnekte yani A1 A2 örneklerimiz arasında son derece önemli bir fark var. Şimdi bu farkları ele alacak. On the one hand birincisi bu farklarda önemli olan efendim, birincisi şudur. Diyor ki, we know that the existence of smoke, bizim dumanın varlığına dair bilgimiz. Dumanın varlığını biliyoruz. Bir duman var. Bunda kuşkumuz yok. Existence of smoke. Fakat bu dumanın varlığı does not guarantee
ensure, kesinlik anlamında. Garanti etmez. Neyi? The existence of fire. Şimdi burada çok önemli bir şey söyleyecek. Az önce bizim de konuştuğumuz üzere, tahtada konuştuğumuz üzere. Dumanın varlığı kesinlik düzeyinde ateşin varlığına delalet etmez. Yani dumandan hareketle, duman kesin, öncülümüz kesin. Ama bu öncülden hareketle yapmış olduğumuz çıkarımın kesinliği hayır. Peki neden? It only makes bu durum. Yani dumanın varlığı sadece ne yapar? Bakın, it only makes the existence of fire, bu durum, dumanın varlığı, ateşin varlığını likely or probable, bu iki sözcüğü de renklendirmek istiyorum müsaadenizle. Çünkü mantıksal olarak bizim çok önemsememiz gereken kavramdır. Bu olasılıktır, ihtimal bildirir. Bu efendim durum bir olasılık, ihtimal. Buna ne dedik? Zan. Arapçada buna zanni diyoruz. Yani mümkündür. Duman mümkündür ki ateşin dumanı olabilir. Ama başka ateşle ilgisi olmayan bir duman da olabilir. Bir ihtimaldir. İşte az önce söylediğimiz Müslüman kelamcıların ve Müslüman fukahanın, fıkıhçıların, İslam hukukçularının üzerinde durdukları husus, bu ihtimali güçlendirecek karineler aramışlar. Acaba neleri bulur da bu ihtimali güçlendirebiliriz, bu ihtimal güçlenebilir? Bunların üzerinde durmuşlar. Çünkü bir ihtimal olduğu kesin. Böylece, tekrar okuyayım cümleyi müsaadenizle. We know that the existence of smoke does not guarantee, I mean ensure, the existence of fire. It only makes the existence of fire likely or probable. Bu bir ihtimal, bir muhtemelliği ifade eder. Thus, o halde böylece, although inferring fire on the basis of smoke is reasonable, bakın, dumandan hareketle, dumanın, bunu farklı bir renkle göstermek istiyorum müsaadenizle. Bakın, on the basis of smoke, dumandan hareketle, inferring fire, ateşin var olduğunu çıkarmak, reasonable, makul olmakla birlikte, although makul olmasına rağmen, it is nevertheless fallible. Bunu da farklı renklendirelim. It is nevertheless fallible. Yine de yanlış olabilir mi? Evet. Makul mu? Evet. Bakın, makul mu? Evet. Reasonable. Makul mü? Evet. Peki yanlış olabilir mi? Evet. Yanlış olmaya da doğru olmaya da açık. Onun için likely or probable dedik. Muhtemeldir. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Onun için zanni bilgi doğrulanabilir ve yanlışlanabilir olmaya açık olan bilgidir. Kat'i bilgi ise yanlışlanmaya açık olmayan bilgidir. O zaman diyor, in so far as it is possible for there to be smoke without there being fire. Ne kadar önemli bir şey söylüyor. Renklendirerek tekrar okuyayım, daha iyi dikkatinizi çeker. Bakın, ateş olmaksızın dumanın olabilme ihtimali söz konusu olduğu sürece, in so far as it possible for there to be smoke without there being fire. Ateş olmadan da duman olması mümkün mü? Böyle bir ihtimal söz konusu mu? Evet. We may be wrong in asserting that there is a fire.
O halde bizim ateş var şeklindeki asserting iddiamız ne olabilir? Hatalı olabilir, yanılıyor olabiliriz. Bu may be wrong. Yanılıyor olabiliriz. Hatalı bir çıkarımda bulunmuş olabiliriz. Duman gördük diye ateşin olduğu iddiamız, hükmümüzde yanılıyor olabiliriz. Şimdi diyor ki, the investigation of inferences of this sort, bu tür bir çıkarımın, bu tür çıkarımların gözlemi, investigation, burada bir gözlem, bir tecrübe, deneyden söz ettik ya, bu tür bir gözlem, bu tür bir çıkarımın gözlemi, geleneksel olarak is traditionally called inductive logic. İşte şimdi bize burada inductive logic ne demek onun tanımını verdi. Evet, burada da söyleyecek zaten. Demek ki the investigation of inferences of this sort, bu tür, yani dumanı gördük, ateş olduğuna hükmetmek şeklinde yürüttüğümüz akıl yürütmenin traditionally geleneksel adı called inductive logic. Tevarımsal yöntemdir. Inductive logic investigates, demek ki tümevarımsal mantık gözlemler, investigates, gözlemde bulunur. Gözlem yapar. Neyi gözlemler? The process of drawing probable. Bakın, ihtimali, muhtemelliği gözlemler, süreci gözlemler. The process, bir süreci gözlemler. Bu süreç bize driving gösterecek. Neyi? Probable, muhtemel oluşu gösterecek. Renklendirelim. Evet. Burada bir ihtimali gösterecek. Likely, aynı şekilde probable demektir. Plausible, makuliyeti gösterecek. Yani bir muhtemellik, ama bu makul bir muhtemellik. Bunu gösterecek. Ama bunu gösterirken the fallible conclusion from premises. Öncüllerden yapmış olduğumuz çıkarımın yanlış olabilmesine rağmen, biz öncüllerimiz vardı, işte dumandı vesaireydi. Bunlardan hareketle yapmış olduğumuz çıkarımların yanlış olabilme ihtimaline rağmen, yanlış olabilme ihtimallerine rağmen bir ihtimali, bir doğruluğu, bir makuliyeti de ifade eder. Demek ki tümevarımsal yöntem yanlışlanamadığı sürece doğru olma makuliyetini, ihtimalini her zaman korur. Ne zamana kadar? Yanlışlanıncaya kadar. Yanlışlandığı andan itibaren artık tüm o makuliyet ve ihtimaliyetler ortadan kaldır. Diğer bir deyişle, another way of stating this, bunu şöyle de ifade edebiliriz. Inductive logic, tümevarımsal yöntem, investigates arguments. Şu argümanları gözlemler ki, onlar in which the truth of premises, öncüllerin doğruluğu makes likely the truth of the conclusion. Bunu da farklı renklendirelim. Ne yapıyormuş? Makes likely the truth of conclusion. Sonucun, truth, doğruluğunun muhtemelliğini, muhtemel oluşunu gösterir. Sonuç muhtemeldir. Inductive logic is very difficult and intricate subject. Müellif haklı olarak tabii konunun felsefi boyutuna birazcık değindiğinde gördünüz. Diyor ki, tümevarımsal yöntem çok zor, very difficult and intricate subject. Çok karmaşık bir konudur. Hele hele biz orijinal kaynaklarımızı inşallah okumaya başladığımızda bunu çok net olarak göreceğiz orada. Ayrıca bu arada o orijinal kaynakların bir kısmının İngilizcelerini de sizinle yine bu İngilizce dersim gibi okumaya çalışacağım. Gücüm yettiği ölçüde inşallah.
Orada da bunları müzakere etme imkanımız olacak. Bakın, çünkü kısmen de bakın o söylediğinden bu tüme varımın çok zor ve karmaşık bir konu olduğunu. Partly because the practitioners, experts, uzmanlar anlamında bu tüme varımı uygulayanlar kısmen of this discipline, bu mantıki disiplini uygulayanlar are not in complete agreement concerning what constitutes correct inductive reasoning. Bunu cümle olarak şöyle vurgulayalım müsaadenizle. Üzerinde konuşalım. Çünkü önemli bir şey söylüyor. Çok zor ve karmaşık bir husus olduğunu söyledi ve bunun üzerinde bize bakın ne söyleyecek şimdi, ne söylüyor. Diyor ki, çünkü böyle söylüyorum, karmaşık ve zor bir konudur diyorum. Çünkü bu disiplini, yani tüme varım yöntemini kullanan uzmanlar, konunun uzmanları yani mantıkçılar, filozoflar are not, bakın, complete argument, aynı görüşte değiller. Concerning, ilgili olarak, what constitutes correct inductive reasoning? Bakın, bu tüme varımsal muhakemenin, inductive reasoning, bu tüme varımsal akıl yürütmenin, bu muhakemenin doğruluğu ne kadar kapsadığını, correct, doğruluk, ne ölçüde bir doğruluğa tekabül ettiğini, bize ne ölçüde bir doğruyu verebildiği konusunda hemfikir değiller. Complete agreement, hemfikir değiller bunlar, bu uzmanlar. Neden? Çünkü her birinin bu konuda farklı yaklaşımları var. Mesela ben hemen söyleyeyim. Bununla ilgili bizim gelenekte biri hocası biri öğrencisi Cüveyni ile Gazali arasında inanılmaz konuya farklılık yaklaşımlar var. Gazali'den hemen sonra gelen ulemayı sayalım. Bunlar sayalım. Fahrettin Razi'den hemen Amidi'ye bizim gelenekte bakalım. Konuyla ilgili Şatibi'ye bakalım. Konuya İbn-i Teymiye'nin yaklaşımına bakalım. İnanılmaz derecede farklılıklar var. Kaldı ki felsefi ve mantık alanlarında da böyledir. Sadece fıkıh usulünde değil. Çünkü ben fıkıh usulünden çok örnekler veriyorum. Çünkü konuyu doğrudan bizim gelenekte ele alan bilim dalı usulü fıkıh olduğu için. Şimdi diyor ki müellif, inductive logic is not the subject of this book. Tüme varım bu kitabın konusu değil. Yani böyle bir karmaşık konuya niye gireyim diyor. Sadece kavramsal olarak aradaki fark gösteriyor. If you want to learn about inductive logic, eğer tüme varım mantığını öğrenmek istiyorsanız, it is probably best to take a course, bakın, probably, siz en iyisi ne dersleri almalısınız? It is probably best to take a course. Ne üzerine dersler almalıymışız, bakın. Yani tüme varım konusunda eğer İyi bir şeyler anlamak, uzman olmak istiyorsak, o zaman ders alacağımız konular sayıyor. Probability, ihtimaliyet, olasılık, değil mi? Son derece yaygın günümüzde. Olasılık, felsefede de çok önemli bir husus olarak gündemde duruyor. Olasılığa dair, imkanat der bizim eskiler buna. El imkanat, olasılık dersleri ya da statistics, istatistik dersleri. İstatistik ve olasılık konusunda dersler almanız lazım. Yani olasılıklar konusunda ve istatistikler konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan. Tabii bu arada matematik. Bunların ikisi de matematikle doğrudan alakalı. Yani matematik, olasılık, ihtimaliyat, imkanat ve istatistiklerle ilgili yeterli bilgi almadan tüme varım konusunda zihniniz netleşmez diyor. Bakın, inductive reasoning
tümevarımsal muhakeme is often called çoğu zaman şöyle de ifade edilir, şöyle de isimlendirilir. Statistical reasoning, istatistiksel akıl yürütme, olasılıkçı probabilistic reasoning, istatistiksel değil mi? Deneyler tutuyoruz. Bu deneyden şu sonuçları aldık, şundan şunu aldık, girdiler şunlar, çıktılar bunlar. İstatistiksel bir akıl yürütmedir. Statistical or probabilistical reasoning. Probabilistic reasoning, olasılıksal ihtimaliyata dair bir akıl yürümektedir. Ve bu nedenle forms, buradaki anlamıyla forms, istatistiki ve ihtimaliyet içeren elimizdeki şekiller, yani veriler demektir. Forms. Bu veriler the basis of experimental science, deneysel bilimin temelidir. Bunlar deneysel bilim, experimental science. Deney sonuçlarına dayalı olarak yapılan bilimin temeli bu formlardır. Yani istatistiksel veriler, ihtimaliyata ilişkin veriler bizim bu alanın temelini diyor oluşturur. Inductive reasoning is important to science. Bakın, nerede önemli? Tümevarımsal muhakeme, tümevarımsal akıl yürütme bilim için son derece önemlidir. But ancak so is deductive reasoning. Bakın, tümevarımın önemli olduğu gibi tümden gelim muhakeme, tümden gelimsel akıl yürütme de aynı ölçüde, bakın neymiş, which is the subject of this book. But so is deductive reasoning, which is the subject of this book. Inductive, tümevarımsal yöntem nasıl bilim için önemliyse, bu kitap için de tümden gelimsel muhakeme aynı ölçüde önemlidir. Ve dolayısıyla biz bu kitapta ve bu mantık çalışmamızda tümden gelimsel yöntemin üzerinde duracağız diyor. Ama tümevarımsal yöntemle kim ilgileniyor? Daha çok bilim insanları, doğal olarak bilim insanları, deney ve tecrübeye dayalı, gözleme dayalı efendim, fen bilimler özellikle tümevarım yönteminden vazgeçemez. Tümevarım zorunlu bir yöntemdir bilimde. Şimdi gelelim, yorulduğunuzu biliyorum, bitiriyorum, az kaldı bakın. Biraz burayı hızlı geçebiliriz. Çünkü üzerinde çok duracağız. Consider argument A to above. Yukarıdaki ikinci örneği diyor. Dikkate al. İkinci örneğimiz neydi? 20 kişiden bir kişinin kayboldu. In this argument, bu argümanda, if the premises, italik yazmış. Çünkü bu şartlı bir önerme. Öncüller, if the premises are in fact true, öncüller kesin olarak doğruysa, then o zaman the conclusion is certainly also true. Burada çok önemli bir şey söyleyecek bak şimdi. Dolayısıyla diyor ki müellif bize, bu if then bağlaçları son derece önemli. Birinci koşulumuz ne? Öncüllerin doğruluğu. Öncüller doğru mu? Öncüllerin doğru olması gerekiyor. Öncüller doğruysa bu doğru olan öncüllerden çıkarılan sonuç kesin olarak doğrudur. Ama öncüllerimiz doğru. Mesela 20 kişi olduğundan emin değilsek bitti, iş gitti. 19 kişi var. Bir kişi kayıp. Ama totalde bunların 20 kişi olduğundan emin değiliz. Olursa bitti. Gitti. Buradan hiçbir şey çıkmaz. 20 kişi olduğuna emin değilsen niye bir kişi kayıptır diyoruz?
neye göre bir kişi kayıp diyeceğiz, değil mi? Onun için öncüllerin doğru olması lazım. Or ya da şöyle de diyebiliriz. Bu önemli. Onun için renklendirmek istiyorum müsaadenizle. Subjective mood, dilek kipi demektir bu. Bir dilek kipinde bir şeylerin ifade edilmesi. If the premises were true, subjunctive mood. To state things in the subjunctive mood, if the premises were true, öncüler doğruysa, then the conclusion would certainly also be true. Dilek kipi önermelerimizde de öncüllerin doğru olması durumunda sonuçların da aynı şekilde doğru olması kesindir, certainly'dir. Şimdi buradaki işte tahtada izah etmeye çalıştığım kat'i, kesin olan doğruluk. Yukarıda şu, bakın, probability zanni olandı. Certainly kat'i olandır. Yanlışlanamaz bilgidir. Çok özür dilerim. Still another way of stating things. Şunu da söyleyebiliriz ki the truth of the premises, öncüllerin doğruluğu necessitates, gerektirir the truth of conclusion. Şöyle de diyebiliriz diyor. Öncüller doğruysa sonucun doğruluğunu bu öncüller zorunlu olarak gerektirir. Bu necessitates. Bu zorunlu gerektirmedir. Öncüllerin doğruluğu sonucun doğruluğunu zorunlu olarak gerektirir. The investigation of these sorts of arguments, o halde bu türden argümanların gözlemlenmesi, bunları gözlemlemek, bunlar üzerinde düşünmek called deductive logic. Burada da bize ne yaptı? Deductive logic'ı tanımladı. Bunu şöyle yazalım. Yukarıda ne demişti? Called inductive logic'ı tanımlarken işte ihtimaliyetler üzerinden söylemişti. Şimdi de öncüllerinin doğru oluşu, öncüllerinin kesin oluşu üzerinden sonuçların da kesinliğini zorunlu olarak gerektiren durumlar, argümanların tümden gelimsel akıl yürütme olduğunu, deductive logic olduğunu söyledi. The following should be noted. Şu söyleyeceklerime de ayrıca dikkat et diyor. Şunlara da dikkat etmelisiniz ki, suppose, varsay ki that you sees have an argument, bir argümana sahipsiniz. Bir argümanınızın olduğunu varsayalım. And suppose, yine varsayalım ki, that the truth of the premises, öncülleriniz de, öncüllerinizin doğruluğunu da varsayalım. Suppose that the truth of the premises, öncüllerimiz de doğru. Bir argümanımız var ve bu argümanımızın öncülleri de doğru. O zaman ne yapar bu? Necessitates, I mean guarantees, garanti eder, gerektirir. Neyi? The truth of the conclusion. O halde bu öncüllerin doğruluğu sonucunda doğruluğunu gerektirir. O halde it follows logically. Şimdi şu durumu izleyelim mantıksal olarak. Ünlem koymuş ve burada önemli bir şey söyleyecek çünkü. That the truth of the premises, then it follows that the truth of the premises, öncüllerin doğru olduğu, öncüllerimiz doğru, the truth of the premises, makes likely the truth of the conclusion. Allah Allah. Nasıl oldu bu şimdi diyeceğiz, değil mi? İşte onu anlatacak bize. Şimdi şunu diyor, izle. Şuna bak.
elimizde doğru öncüllerimiz var ama sonucun doğruluğu kesin değil. Likely, makes likely. Sonucumuz muhtemel. Nasıl oluyor? Böyle bir şey olur mu? Şimdi. Diğer bir deyişle. Pardon bu. Çirkin oldu. Müsaadenizle sileceğim. Vurgulayalım. Diğer bir deyişle. If an argument, bir argüman. Şayet bir argüman. Argümanı biliyoruz artık tanımladık daha önce. Is judged to be deductively correct. Eğer bir argüman tümden gelimsel olarak doğru olduğuna hükmedildiğinde, judged to be deductively correct, tümden gelimsel olarak doğru olduğuna hükmedildi. Then o halde it is also judged to be inductively correct as well. Ya dikkat edelim. Çok önemli. O halde tüme varımsal olarak da doğru olduğuna hükmedilir. Bu son derece önemli. Dikkat edelim. Bir argümanın tümden gelimsel yöntemle doğru olduğuna karar verildiğinde bu konuda aynı zamanda tüme varımsal olarak da bu argüman doğrudur. Ne demek? Çünkü bu çok önemli bir nokta. Eğer tümden gelimsel bir doğruysa tüme varımın bunu yanlışlaması mümkün değil. Tümden gelimsel olarak doğru olan tüme varımsal olarak yanlışlanamaz demek. Önemli bir şey söylüyor. Ama dikkat edin, the converse is not true. Bunun aksi doğru değildir. Aksine tüme varımsal olarak doğru olan tümden gelimsel olarak doğru olmak zorunda değildir. Tersi olabilir, yanlışlanabilir. Bu önemli, çok önemli bir şey söylüyor. If an argument judged to be inductively correct, then it is also judged to be inductively correct as well. The converse is not true. Tersi doğru değil. Yani tümden gelimsel doğru, kesin olarak tüme varımsal da doğru olmayı gerektirir. Ama tüme varımsal bir doğru zorunlu olarak tümden gelimsel bir doğruyu zorunlu olarak gerektirmez. Öyle olsa tüme varımsal sorun olmaz, yukarıdakilerini görmez. Onun için şimdi bu ifadeyi şöyle renklendirmeme izin verin lütfen, bu önemli. The converse is not true. Aksi doğru değil. Çünkü not every inductively correct argument, çünkü her tüme varımsal doğru argüman is also deductively correct. Aynı zamanda tümden gelimsel doğru değildir. Öyle bir şey olmaz. Örneğin the smoke fire argument, örneğin duman ateş argümanı, is an example of inductively correct argument. Tüme varımsal bir doğru argüman örneği olarak bunu görebiliriz. Görelim. The smoke fire argument. Duman ateş argümanı is an example of inductively correct argument. Tüme varımsal doğru bir argüman olarak bir örnek mi? Evet. That is not deductively correct. Ama bu tümden gelimsel olarak kesin anlamda bir doğru önerme değil. Neden? Çünkü muhtemeldir dedik yukarıda. For whereas the existence of smoke, çünkü neden böyle söylüyoruz? Çünkü dumanın varlığı ne yapar? Makes likely the existence of fire. Ateşin var oluşunu muhtemel kılar. Does not guarantee the existence of fire. Ateşin varlığını nasıl garanti olarak
söyleyebilir. Ateşin varlığını garanti olarak söyleyemez ya, muhtemel olarak söyler. İşte bu da bize tümevarımsal bir doğruyla tümden gelimsel doğru arasındaki ters ilişkiyi ifade ediyor. Bir şey tümden gelimsel doğruysa bu tümevarımsal yanlışlanamaz. O doğru olmak zorundadır. Ama tersi doğru değil. Çok önemli bir şey söylediniz. In deductive logic, konunun anlaşıldığını düşünerek bitiriyorum. Tümden gelimsel akıl yürütme mantık, the task şu görevi üstlenir. Is to distinguish, ayırt etme görevini üstlenir. Deductively correct arguments from deductively incorrect arguments. Buna dikkat edelim. Demek ki tümden gelimsel mantık tümden gelimsel doğru argümanlarla yine tümden gelimsel incorrect arguments, yanlış argümanların birbirinden ayrışmasını görevini üstlenir. O halde tümden gelim mantığını öğrenmemiz bize neyi sağlıyormuş? Yine tümden gelimsel doğru çıkarımlarla yine tümden gelimsel hatalı çıkarımların nelerle birbirinden ayrışacağı. Ne zaman tümden gelimsel bir doğru çıkarım, ne zaman yine tümden gelim ama hatalı bir çıkarım, bunları birbirinden ayırt etme görevini üstlenir. Yine de nevertheless, we should keep in mind that, şunu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız ki, although an argument may be judged to be deductively incorrect, bakın. Şunu aklımızdan çıkarmalıyız ki, bir argüman may be judged to be deductively incorrect. Tümden gelimsel olarak, bakın, tümden gelimsel olarak hatalı olduğuna hükmedilmiş. May be judged. Hatalı olduğu söylenilmiş. Aklımızda tutmalıyız ki diyor. Tümden gelimsel olarak hatalı olduğuna hükmedilmiş bir argüman. It may still be reasonable. Bakın, olmasına rağmen. Tümden gelimsel hatalı olduğuna hükmedilmiş olmasına aldığı rağmen. It may still be reasonable. Makul bir önerme olma şansını da her zaman korur. Still be reasonable. Makuliyetini korur. O halde it may still be inductively correct. Burada önemli bir şey söylüyor. Eğer bir argüman tümden gelimsel olarak yanlış olduğuna hükmedilmiş olabilir. Ama bu tümevarımsal makuliyetini, tümevarımsal olarak doğru olma ihtimaliyetini korumaya devam eder. Tümevarımsal olmanın özelliği budur, diyor. Bu da önemli bir. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Yani tümevarımsal olarak bir makuliyeti, bir doğruluğu söz konusu olabilir. Some arguments, bazı argümanlar are not inductively correct. Tümevarımsal olarak doğru olmazlar. And therefore, bu yüzden de are not deductively correct either. Aynı şekilde tümevarımsal olarak da doğru değillerdir. Tümevarımsal olarak doğru olmadıklarında tümden gelimsel olarak da doğru değillerdir. Are not deductively correct either. Aynı şekilde yanlıştırlar. They are, onlar, just plain unreasonable. Bu ne demek, ne anlama geliyor? Bu sadece makul olmadıkları anlamına. Makul değiller demektir. Just plain unreasonable. Sadece akla yatkın değil, makul değil. Makul kabul edilemez anlamlar. Mesela şöyle bir şey düşün diyor. Örnek çok güzel. Şöyle bir şey düşün.
Suppose you flunk intro logic. Düşün ki diyor. Örneğin konuyu netleştireceğini umuyorum. Düşün ki mantığa giriş dersinden kaldınız diyor. Mantığa girişten. Çünkü öğrencilerin en çok kaldıkları ders hakikaten mantık. Suppose you flunk intro logic. Mantığa giriş dersinden kaldınız. And suppose yine varsayıyorsunuz ki that on the basis of this, bu mantığa giriş dersinden kalma durumunuza bağlı olarak you conclude, şöyle bir sonuç çıkarıyorsunuz. Şöyle bir sonuç çıkarıyorsunuz ki it will be a breeze to get into law school. Mantığa girişten kaldınız ya. Şimdi burnu an hareketle şöyle bir sonuç çıkarıyorsunuz. Mantığa girişten kaldınız, doğru mu? Evet. Çıkardığım sonuca bakın. It will be a breeze to get into law school. Hukuk fakültesine girmenin hayal olduğunu, girmek benim için artık sonucunu çıkarıyorsunuz. Under these circumstances, bu koşullar altında, it seems that your reasoning is faulty. Bakın, bunu söylememiz gerekir ki diyor, sizin bu şartlar altında yürüttüğünüz akıl muhakeme hatalıdır. Neden? Çünkü mantığa giriş dersinden kalmak başka bir şey. Hukuk fakültesine girme hayalinizin yok olması başka bir şey. Bunun onunla doğrudan bir alakası yok. Niye bu böyle bir örneği verdi? Şunun için. Bazen doğru öncüllerden hareketle çıkaracağımız tümevarımsal yanlışları bazen de tümden gelimsel olarak kabul ettiğimiz yanlışların tümevarımsal doğru olma ihtimaliyetinin ve makuliyetinin devam ettiğine ilişkin o ince çizgiyi zihnimizde koruyalım diye. O ince çizgi önemli. Çünkü eğer böyle bir ince çizgiyi muhafaza etmesek, bilim tümevarım yöntemiyle gelişmesini sürdüremez. Tümevarımın bilimin en önemli yöntemi olduğunu az önce söyledik. Sürdüremeyiz. O halde bizim tümden gelim ve tümevarım konusunda kavramsal olarak bu iki önemli mantıki kavramı çok iyi zihnimizde netleştirmemiz ve efendim bunu anlamamız gerekiyor. Vakit ayırdığınız, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli ve anlaşılır güzel bir ders olmuştur. Tümevarım ve tümden gelimle ilgili kavramsal düzeyde en azından bu iki kavramın neye tekabül ettiğini ve nerelerde birbirlerinden ayrıldığını görmeye ve göstermeye çalıştık. Şimdi dördüncü maddemiz oldukça önemli. Burada daha önce önerme olarak ifade ettiğim statements'lar vardı. Doğrulanmaya ve yanlışlanmaya açık ifadelerdi. Bunlar üzerinden argümanlar oluşturmuştuk. Şimdi bunun karşıtı olan versus propositions'ları göreceğiz. Mantıki önermeler olarak. Bunlar üzerinde inşallah önümüzdeki ders duracağız. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Şimdiden yarın bayram. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Sağlıklı kalın, afiyetle kalın. Hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olunuz.